daha sonradan ben bir genel değerlendirme bakıldığı zaman lige şu andaki bulunduğumuz konum bizi mutlu etti söylenemez. Mutlu etti. Ama takımımızın kalitesi, takımımızın özellikle son Adana Spor maçının bir bölümü. Göztepe maçının büyük bir bölümü. Taşların yerine yavaş yavaş oturmaya başladığını gösteriyor. Oyunumuzun daha iyi, işte konsantrasyonumuzun daha iyi olduğunu göstermeye başladı. Biz de zaten yeni bir takım olduğumuzu söylüyoruz. 7. haftadan sonra, 8. haftadan sonra bunun daha net ortaya çıkacağını. Fiziksel anlamda da yaptığımız antrenmanlar sonucunda sezon başı 7-8 haftadan sonra daha yavaş yavaş forma gireceğimizi söylemiştik. Bakıldığı zaman Göztepe maçı, Adana maçı analiz ettiğimiz zaman yavaş yavaş dediklerimiz ortaya çıkmaya başladı. Ama tabii ne hikmetse şu basit gol yeme hastalığı bir önlemini defalarca hem konuşmamıza rağmen hem işte çalışmamıza rağmen anlık konsantrasyon kayıplarını maalesef engelleyemedik. Yoksa bugün baktığımız zaman Alanya Spor maçının önüne geçtik. Penaltıları gol yedik. Adana maçı 2-0 önüne geçtik. 3-3 bitirdik. Taçtan gol yedik. 3. gol. Göztepe maçı önüne geçtik. Kornerden yine adam paylaşımı sıkıntısı yaşadık orada. Anlık konsantrasyon dediğim gibi kayıp. Bundan dolayı orada da bir gol yedik. Yine 2 puan kaybettik. Hani bu saydığımız kayıp 2 puanları koysak 6 puan. 13 puanımız var. İşte 2. 3. pozisyondayız. Ha bunlar olsaydı etseydi de olmuyor. Sonuçta gerçek var. 7 puan 6 maçta. Ama biz gittiğimiz yolun doğru olduğunu biliyoruz. Oyuncularımızın çok istekli, arzulu, iştahlı olduğunu biliyoruz. Buradan oyuncularımıza suçlama asla yapmıyorum, yapmam. Sadece hatalarımız var, onları düzeltmemiz lazım. Bu hatalar her takımda oluyor, Süper Lig'deki takımlarda da oluyor, bizde de oluyor, olacaktır da. Ama bunların önlerinden almaya çalışıyoruz, çalışıyoruz. İşte videosuyla, antrenmanıyla yapıyoruz. Oyuncularımız da hakikaten özen gösteriyorlar bunu. Bunları da en aza indirdiğimizde maçlarda kazanılmaya başlanacaktır. Bu hafta da Giresunspor maçı. Geçen hafta Göztepe maçıyla ufak bir şeyler söyleyecek olursak maçın genelinde hakim olan bizdik ama Göztepe takımına özellikle ilk yarıda verdiğimiz iki pozisyon çok önemli, net iki pozisyon. Yine işte dediğim gibi bireysel hatalarımızdan faul atılıyor, hakeme itiraz ederken çabuk duruyor rakip. Dediğim gibi bu hataları maalesef ders tam almadığımız görüldü. Bunların üstünde yine durduk. Bunları artık yapmamamız gerektiğini de biliyoruz. Çünkü artık puan kaybı limitimizde doldurduğumuzu düşünüyoruz. Ve Giresunspor maçı da Göztepe maçından hemen atlamayayım. Onun dışında genelde iyi oynadığımız, oyuna hakim olduğumuz bir Göztepe maçı vardı. Rakip seyircinin takımını motive etti işte ondan sonra. Ama buna rağmen bizim oyuncularımız seyirciler taraftardan, işte deplasmandan etkilenmeden çok iyi başlayarak oynadı. Oyunun genelinde çok iyi oldu. Öne de geçtik. Ama yazık oldu işte. Emekliler biraz zayi oluyor anlık hatalardan. Ama yapacak bir şey yok bunlara. Futbolda hatalar var ama bunlar artık dediğim gibi çözmemiz lazım. Giresun maçı da bizim için artık çıkış maçı olarak görüyoruz. Bunun zaten bugün de bazı basın organlarında çıkmıştı. Aynı şeyleri söyleyeceğim genelde. Hani bunun mazereti, bahanesi, havası, suyu, hakemi bir şey yok. Bu maç kazanılacak. Başka bir şey yok. Hani bunun işte şöyle oldu da hakem doğruladı da bizi. Hakem doğruyorsa da attığımız golü vermemezlik yapamaz. Atıyorum. Hani örnekleme yapıyorum. O yüzden de şunu söylemek istiyorum. Bu maçın bahanesi yok arkadaşlar. Bu maç biz öyle böyle kazanılacak bir maç olarak görüyoruz ve seri yapmanın başlangıcı olarak görüyoruz. Bunu Adana maçında görmüştük ama maalesef dediğim gibi işte taçtan gol yemeyeceğiz. Bizim gibi takımın bu tarz goller yemek yakışmıyor.
misafir peygamberliğini göstereceğiz. Hem antrenman sahası olsun hem otel, her türlü yardımı göstereceğiz. Ama sahada da 10 numara bir mücadele olacağını söyleyebiliriz. Çünkü Giresun Spor Takımı'nda çok koşan, mücadele eden bir ekip. Göztepe'yi dışarıda inen, içeride galip gelen, Denizli maçında galibiyeti kaçıran, Adana Spor'u yenen bir Giresun Spor'la oynayacağız. Kağıt üstünde olmuyor bu işler. Sahada kazanılıyor maçlar. O yüzden de çok, ki hiçbir lüksümüz yok, çok iyi bir konsantrasyonla bu maçı 3 puanla kapatmak ana hedefimiz olacak. Taraftarımızla ilgili artık bir şey söylemiyorum. Çünkü onlar başarılı olmamızı bekliyorlar. Herhalde ondan sonra geleceklerdir. Onun için de hani onlara da bakıyoruz. Onun için de bizim taraftarımız da gelse, gelmese de işte demin de ifade ettiğim gibi yan etkenler, havadır, sudur, hakemdir. Olsa da bu maç kazanmasak başka bir yok. Sorularınız varsa alın. Herhalde kendine cevapladık. Genel duyguluyoruz. Sakat oyuncu var mı? Sakat oyuncumuz biraz Yiğitcan'ın grip şey var. Serum bağımlı. Serum tedavisi kuruyor. Maç saatine kadar iyileşeceğini umuyoruz. Yavru var biliyorsunuz. Dilaver'in sakatlığı var. Zaten fedakarlık yapıyor. Sakat oyuncu. İğne ile ilaçlar. Şu arada ilave formda olduğu için bu şekilde de olsa faydalanmayı düşünüyoruz. Bunun dışında Yiğit Büyük olan hocam formda bir sorun var. Yiğit Büyük olan geçen hafta kupa maçında Yiğit Büyük olan oynatacaktık zaten. Omuzunda bir yırtık çıktı. İkili mücadeleye ilgili mi dedi söyledi. Dolayısıyla kupa maçında oynatmadık, Göztepe maçında kadro almadık. Bu hafta iyi de başladı haftaya. Hem sakatlık anlamında hem de performans anlamında iyi de başladı. Muhtemelen onu da kalkmamıza kaçacağız bu hafta diye düşünüyoruz. Kalifeli istediğiniz de öyle mi hocam? Kalifeli. Şu anda konusunda ne bir soru? Bizim oyuncularla alakalı hiç, isimlerle alakalı hiç problemimiz yok. Oyuncuların performanslarıyla alakalı problemimiz oluyor. Oyuncularımızda ne zaman performans gösterilirse, istediğimiz gibi olurlarsa, bu Karikali'de, Eren'de, Gazi'de, kimse, işte Hüseyin'de, kimse kadroya girecektir. Çünkü bizim takımımızda hakikaten Çağatay, Mustafa Önay da dahil, Umutcan da dahil, genç oyuncular olarak söylüyorum. Hepsi bu formayı taşıyabilecek kapasitedir. O yüzden de biz de kadroyu yaparken tabii isimlere takılıp kalmıyoruz. Karikari'nin kendisiyle de yine dün konuştuk. Yani istediğimiz gibi olduğu dönemde ya da iki sene önceki Karikari olduğu zaman bu takım her zaman forma giyecektir. Giymesi de beklenir zaten. Hani eğer ilk üç maç oynatmıştık zaten biliyorsunuz banko. Ama pek istediğimiz bekleneni veremedi. Bunun çözümü Karikari'de ya da oyuncularımızda hani kadroya girmek, girmemek. Yoksa keşke iyi bir karikatür